aklında tutmanı istediğim 5-6 tane madde var. Ve her an bunları hatırlayarak yaşamın içinde çok daha farklı bir şekilde ilerleyebilirim. Sen de. Bir tanesi kendimi olduğum gibi sevmek. İyi ve kötü taraflarımla kendimi sevdiğim zaman diğer her şey, ilişki desen, arkadaşlıklar, sevgili ilişkileri bile, onlar zaten onu takip edecek. Merkezimde olacağım çünkü. İkincisi, rüyalarımın arkasından gitmek. Başka insanların arkasından değil. Herkesin kendi içerisinde bir hayali, bir rüyası var. Onlar kendilerini yaşarlarken ben onların etkisiyle değil, kendim için ne istiyorum, benim rüyam, benim hayalim ne? Bunu bilerek ilerlemek. Hiçbir zaman merakımı kaybetmemek. Çünkü merak aslında bu yaşamdaki en önemli itici güç. Buna ihtiyacımız var. Sen merak etmezsen, hiçbir şeyle ilgilenmezsen zaten çok gittikçe hayatındaki renkler de kaybolur. Kendi bildiğinden de öte yeteneklere sahip olduğunu hiçbir zaman unutma. Bunları keşfetmek için yola çıktık. Bazen böyle hiç tahmin etmediğin yerde müthiş bir şeyle karşılaşıp içeriden o yeteneklerinin var olduğunu keşfedersin. Bu sana önemli bir yaşam sevinci verir. Sakın kaybetme. Keşkelerde takılı kalma. Ne yaşandıysa, iyi ya da kötü, bunun keşkelerde takılmadan sana verdiği dersi gör. Çünkü aslında her yaşadığımız şey bir ufak derse gelip çıkmak gibi. Oradan gördüğünü al ve onunla büyü. Onlarla ilerle. Acıda takılı kalma. O acı bir tek hissiyat olarak var ama onun arkasındaki ders neydi? Ya da hediyesi neydi? Bir daha acaba sen aynı şeyi yapacak mısın? Ya da yaparken kendini bulduğunda sana hatırlatacaktır. Ona dikkat et. Ve limitlerini bir tek sen değiştirebilirsin. Bir tek sensin onu tutan. İstersen sonsuz limitlerinle hayatın içinde ilerleyebilirsin. Yaşam bir gözü açıp kapayana kadar sürüyor. Yani şu anda yaşadığın her şeyin içine balıklama gir ve hayatın her yönünü gözlemle, yaşa. Düşün ki bir yelpaze gibi, bir gökkuşağı gibi. Her rengine girip çıkabilirsin. Tek limitleyen sensin. Limitine farkında ol. Teşekkürler.